Herkese merhabalar. Kadıköy Düşünce Platformu'nun bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla 30 senede devam ettirmektedir. Bu hafta Uzaktan 153 ve çevrimiçi olarak 1419. toplantımız, konumuz modernite ve postmodernite. Sunumumuzu Atilla Dindiren yapacak. Moderasyon Mustafa Özcan da. Kapanışımızı da 16.45'te gerçekleştireceğiz. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar, konumuz herkesin ismini doğrudan bildiği ve de muhtemeldir ki konuyla ilişkili herhangi bir şekilde bir yazıyı da okumuş oldukları konu modernite, modernizm, postmodernite ve postmodernizm şeklindeki felsefi yaklaşımın ne olduğuyla ilişkili Atilla Bey ile yapılacak olan, onun sunumuyla yapılacak olan bir forum. Sunumu Atilla'dan bekleyeceğiz ve ikisinin farkını da öğrendik. Kolaylıkla sorularımızı da aktaracağız ve de bu konuyla ilgili güzel tartışmaların olacağını da tahmin ediyorum. O nedenle ben sözü hemen Atilla Bey'e bırakıyorum ve beklemeye başlıyorum konuyla ilişkili olarak tartışmaların başlamasını. Buyurun Atilla Bey. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bu konuyu neden şey yapıyoruz? Çünkü biz bunu yaşıyoruz. Yani hem modernizm hem de postmodernizmin şeylerini yaşadık ve dolayısıyla bu konuyla ilgili biraz daha açıklığa kavuşması açısından bu sunum benim için önemliydi. Modernizm, modern düşünce ya daha doğrusu modernizm düşüncesi Orta Çağ'da kilisenin de kendisinden önceki pagan düşüncesine karşı o düşüncenin içini boşaltmak açısından şey yapılmış, telaffuz edilmiş ilk kavramlardır. Daha sonra bu şeyde de Rönesans'ta da Rönesans toplumunda da tekrar eskiye karşı bir tavır belirlemek açısından bunlar söylendi. Ama esas modernizm daha sonra geldi. Yani modern düşünce. Modern düşüncenin temellerini şey yapacak şeylerden bir tanesi Descartes, ondan sonra Leibniz ve Kant'ın getirmiş olduğu düşünce ve aydınlanma, yani rasyonel düşünce, ondan sonra deneysel düşünce ve aydınlanma fikriyle ortaya çıktı. Ve bunun sonucunda da ondan sonra bilimsel düşüncenin şeysi temelleri atıldı. Newton, Galile ve Kopernik'te bilimsel düşünce ve deney ağırlıklı kazandı. Şimdi bilimsel bir düşüncenin şeysi ne getirdi? Bilimsel düşünce gerçeklik konusunu öne çıkarttı. Ve gerçeklik tüm heterojen görünümüne karşı homojen bir yapıdır. Ondan sonra gerçeklik mekaniktir. Doğada her şey bir makine şeklinde işler. Bu mekanist bir görüştür. Newtonyen bir şeyi tarif eder. Sonra gene determinist bir şey vardır, yapısı vardır. Gelecek şart bellidir. Gelecek ve gidişat bellidir. Doğadaki hakim olan yasaların aynı şekilde olduğunu, hayatta da geçerli olduğunu kabul eder. Sonra bilim nesneldir. Dolayısıyla bu şey değildir. Kilisenin yorum gibi değildir. Ve kesinlik taşır. Bilimin elde ettiği sonuçlar da evrenseldir. Şimdi bundan şey yaparak modernite aklın yaşamında ön plana çıkarak düzenleyici, hüküm verici merkez haline gelmesini yapıyor. Sonra bilgi konusunda referanslar bilime kaydığı için bilim her şeyi anlaşılır kılacağına dair seküler bir inancın oluşmasıdır. Modernite de Orta Çağ'ın teolojik tahayyüllerini reddeder. Ve çünkü onlardan gelecek olan
öbür dünya cenneti yerine dünyada ondan sonra cennetin şeysini sağlayabileceğini düşünür. Sonra modernite ile beraber de aristokratik merkezli imparatorluklar ve krallıklar şeysi sorgulanır hale gelmişti. Bu 1789'da Fransız ihtilali ile yapı tamamen ulus devlet şekline dönüşmüştür. Bu ulus devletin getirdiği şeylerden bir tanesi 89 ihtilalinin eşitlik, kardeşlik ve düşüncesi, adalet düşüncesinin hakim hale gelmiş olması ve buna göre de devletin organize olmasını ortaya çıkmasıyla yapıyor. Şimdi sömürgecilik de modern şeylerde, toplumlarda yani moderniteyi yaratan toplumlarda İngiliz, Fransız ve Alman topluluklarında ondan sonra sanayi devrimine bağlı olarak ürettikleri fazla malzemenin onların bütün dünyada hem dağıtımı hem de onların pazarların kontrolü açısından sömürgeciliğe yönelilmiştir. Burada şeylerden bir tanesi de tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesi sonucunda da burjuvazi ve işçi sınıflar teşekkür etmiştir. Sonra içinde toplumsal düşüncede yasalar daha evvelden dinsel motiflere göre tarif edilip yapılıyordu. Yani bu Osmanlı'da da böyleydi. Diğer Katolik ve Ortodoks ülkelerde de kısmen onların hakim olduğu bir takım düşünceler yapıyordu. Bu sistemde modern düşüncede bunlar rasyonel değerlendirmelere tabi tutulup yeniden yapılandı. Sonra modern düşüncede ilerden bir tanesi de ilerleme fikridir. Yani sürekli olarak bir ilerleme arayışı vardır. Modernitenin yarattığı şeylerden bir tanesi de şehirleşme, bilimsel ilerleme, teknolojik konfor gibi. Şimdi şehirleşme sanayileşmenin getirdiği bir yapı şekli oluştu ve şehirdeki büyük aile modellerinden, tarım toplumundaki büyük aile modelinden çekirdek aile modeline dönüştü. Bilimsel ilerlemeyi sağlamak üzere de ağırlıklı olarak okullar yaygın eğitim şartı getirildi ve bu yaygın eğitimde de topluluklar yapıldı, eğitilerek üretime katkı verir hale getirildi. Sonra modernitede yeni olanın iyi olduğu savunusuyla yaşam sürekli olarak yenilenmeye çalışıldı. Bu tabii önemli bir şeydeki motivasyon unsuru oldu. Sonra onun dışında bir de modernitede toplumda benlik fikri hakim kılınmasıyla yarışmacı bir yapıya büründürüldü insanlar. Ve bu toplumda önemli bir takım psikolojik, sosyolojik yapılara yaptı. Şimdi bir miktarda bu modernitenin getirdiği şeylerden bir tanesi de toplumları ortak tarih, ortak dil, ortak kültür etrafında toplamak üzere tarif edildiği için de o doğrultuda eğitime tabi tutulmaya çalışıldı. Ve bunun sonucunda da asimilasyon politikaları uygulandı. Bu gerek yerli, ondan sonra gerekse de yabancılara karşı uygulanan bir yapı şeklindeydi. Ondan sonra ve dolayısıyla ulus devleti homojen hale getirmeye çalışılıyordu. Ama bu bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdi ve bahçe kültürü denen bir yapı oluştu. Ondan sonra ve dolayısıyla daha sonra da bu ciddi soykırım sonuçlarını ortaya çıkarttı.
ulusların şey yapılması, vatandaşlığının sorgulanması daha sonra ciddi sıkıntılara yapıldığı için de insan hakları ancak 1940'larda 48'ler falan insan haklarıyla ondan sonra şeyin yabancı ve ayrık görülen unsurların ondan sonra toplum içinde yaşayabilmelerini sağlamak üzere şey yapıldı, düzenlendi. Ama bu bu şey sağlamadı. Yani bu istenen sonucu sağladığını sağlamadı. O hala tartışmalı. Kültür aylıklarını kaldırmak için de ondan sonra mümkün mertebe eğitimde ondan sonra askerlikte bütün şey sistem baştan aşağı düzenlendi ve belli bir disiplin altında uygulandı. Ve bu şey sonucunda da şey topluluklar iki tane dünya savaşı yaşandı. Bu iki tane dünya savaşı bütün bu politikaların tekrar sorgulanmasını yol açtı ve reddedilmesi temayül taşıdı. Şimdi reddedilmesi olayı çok ciddi bir şeydir, yapıdır. Ve bunu da şey yapan da ondan sonra 1970'lerde Lyotard denen bir Fransız düşünürü. Ondan sonra postmodern durum adlı eserde bunu tespitini yapıp ondan sonra ortaya koymuştur. Lyotard'ın şey yaptığı şey, tespit ettiği şeylerden bir tanesi toplumsal yapı postmodernde parçalanmıştır. Ya cinsiyet, yaş, etnik özellik vesaire falan bütün bunlar ondan sonra şey yapmıştır. Dağılmıştır. Ve yeni baştan şey yapılmıştır. Yani cinsiyet dediğiniz zaman işte feminizmden tutup ondan sonra şeye varıncaya kadar etnik ve kültürel farklılıklar hepsi ortaya çıkartılmıştır. Sonra bir şeyde postmodernde bilgisayar şeysi ya bilgi ve üretim ağırlığı bilgisayar şey yapılmıştır. Dolayısıyla insanlar burada gittikçe edilgen hale gelmişlerdi. Siyasal ve günlük yaşam bakımından da kişisel gelişim ve anlatma ve kendini bir yerlere yazma ve şeklindeki şeylerde şeye yansımıştır. Yapay zeka ve bilgisayarda şey yapar. Yani çünkü siz sürekli olarak CV'lerinizi vesaire falan ondan sonra bir takım ortamlarda yayınlayarak ondan sonra siz onlar vasıtasıyla iş bulmaya çalışmaktasınız. Bu şey sizi mümkün mertebe toplumda belli bir şekilde şey yapıyor, farklı bir yapıya getiriyor. Şimdi postmodernizm getirdiği şeylerden bir tanesi de şimdi ilk önce biraz mukayeseli bir tablo üzerinden ben değerlendireyim. Şimdi modernizmde bilgi kesindir ve katıdır ondan sonra. Etik de öyle şeydir, belli bir şeysi vardır, disiplin vesaire var. Postmodern düşüncede bilgi yani şeydeki görecelik teorisi de vesaire de akışkan hale gelmiştir. Yani kesinliği yoktur. Ondan sonra şeydir, belirsizdir. Sonra kimlikler belli bir kimlik altında sokulmaya çalışılıyordu. Ondan sonra ama sonra bu kimlikler tekrar ortaya çıktı. Ve ondan sonra kimlikler çoklu kültür olarak şey yaptı. Mesela ben yurt dışında gittiğim zaman televizyon açıyorsunuz. Ondan sonra bir sürü dil çıkıyor karşınıza. O dillerde, o konularda şey adamlar yayın yapıyorlar. Niye? Kendi içlerindeki o farklı kültürlerin şeylerini, dillerini temsil edecek şekilde. Sonra şey yasalar da tek bir toplumu temsil edecek şekilde veya onu uygulanacak şekilde bir yasa uygulaması yapılıyordu. Şimdi buna ondan sonra çok şeyli yorumcu bir şey yasa zorlamaları ortaya çıktı. Yasa zorlamaları İslam ülkelerinde bizde ondan sonra karşımıza çıkıyor. Yani işte tartışmalı olan bir sürü İslami şeyler, figür şeyler, yorumlarla.
Sonra etik gibi, ondan sonra birçok konu var da evrensel bir yapıya büründürmeye çalışıyordum modernitede. Bu evrensellik yani sizin sadece şey değil, ondan sonra yemek kültürü bile belli bir kıyafet konusunda bile evrensel bir yapı sağlayabilir miyiz diye bir şey yapıyorlardı modernitede. Postmodernde bu küreselleşti. Küreselleşti. Yereller de önem kazandı. Yani sizin şimdi McDonald's'a gittiğiniz zaman sizin burgerin yanında ondan sonra dürüm de alabiliyorsunuz. Buna gibi şeylerde, diğer kültürlerde artık kıyafetleri vesaire falan her şeyi küresel olarak şey yapmaya başladılar. Peki üretim modern kültürde üretim esaslıydı ve insanlar buna göre hazırlanıyordu. Şimdi postmodern düşüncede tüketim ağırlıklı. Yani insanlar artık tüketime yönlendirilmiştir. Onun üzerinden bu tüketimin ağırlıklarının yönlendirilmesinin de belli bir esprisi var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi üretimi yapmak için de bir çalışma etiğine, bir disipline ihtiyaç var. Modernitede bu belli bir disiplin altında yapılıyordu. Okullardaki eğitim modeli de işte askerde de ondan sonra diğer kurumlarda da bu belli bir şey altında yapılıyordu. Şimdi bu okullardan tutun askerdekiler bile artık ancak gönüllülük esasına dönüşmeye başladı. Okullardaki eğitim de sınıfta kalmayı kaldırarak ondan sonra eğitimi tamamen nitelikten niceliğe dönüştürüldü ve şey haline geldi. Öğrencinin arzusuna, isteğine doğrultusunda ondan sonra bir eğitim şekline dönüştü ki bu gittikçe zorlama bir eğitimde sürdürülmeye çalışılıyor. Toplumlarda, okullarda, hapishanelerde ve hastanelerde panoptikon denen bir sistem vasıtasıyla sürekli olarak gözlem altında tutulurdu. Biraz da bu cezaevlerinde ortaya çıktı. İlk önce onların sürekli olarak kontrolü ve denetlenmesi şeklinde. Sonra bunu toplumsala uygulamaya çalıştılar. Ama şimdi bu sinoptikon gözetim denen bir tarzda büründü. Bu tarz bütün siber uzayda siz ondan sonra bir kere kendiniz gönüllülük esasına göre kameralarda ondan sonra telefonlarda kendinizi olarak şey yapıyorsunuz, sunuyorsunuz topluma, tanıtıyorsunuz, faaliyetleriniz konusunda bilgi veriyorsunuz. Aynı zamanda bu bilgilerden de kim faydalanıyor? Devlet faydalanıyor. Sizi sürekli olarak takip eder, kontrol eder durumda. Peki modern toplumlarda sanayi şeysiyle, sanayileşmeyle aileler çekirdek yapısına dönüştü. Çekirdek aileye dönüştü. Şimdi postmodernde bu sürdürülebilirliği zorlamaya başlandı ve birliktelik Bu etrafımıza bakın artık. Bu birliktelik modeli etrafta birçok şekilde uygulanmaktadır. Ben bunları ilk başta yabancı ülkelerde görmüştüm. Sonra bizim ülkemize de geldi. Mesela bir şey daha var. İnsanlar daha modern düşüncede biz gelecek şeysi yapardık. Gelecekle ilgili plan yapardık. Şimdi gelecekle ilgili bir plan yapmanın bir anlamı yok. Anını yaşamak şeysi var, düşüncesi var. İdealizm de kayboldu. Çünkü sizin belli idealler doğrultusunda, gayretler içinde gösteriyordunuz modern yaşamdayken. Ama şimdi tamamen hazcı ve yaşamdan haz almaya döndük. Yeme içme sektöründen tutun, eğlence sektörüne, öğrenciye kadar bütün hepsi buna hizmet eder durumda. Ondan sonra sanayileşme vesaire falan. Sanayileşme daha evvelden tarım sektörü bir kere %5'lere kadar düştü. Yani modern ülkelerde bu oran çok yüksek oranlardı. %50'lerden %5'lere kadar düştü. Peki sanayileşme, sanayi sektöründe
Bu oran %40 ve %50 arasındayken şimdi %20'lere düştü. Daha da düşecek. Peki hizmet sektörü postmodernde bilgisayarlaşmaya bağlı olarak da sanayileşmedeki çalışan oranı %10'lara falan kadar düşürülmesi planlanıyor. Şeydekin de hizmet sektöründe de şu anda %60 gibi bir oran var hizmet sektöründe. O da yarısını falan şey yapacak. Peki bu oranların sonunda bir sürü insan devre dışı kalacak. Bu devre dışı bırakılan insanları nasıl böyle şey yapacak? Onları şimdi yaşamasına izin verecek. Onlara işte size işte şey maaşı, vatandaşlık maaşı bağlamak şeklinde bir takım şeyler telaffuz ediliyor. Bunlarla o toplumların sıkıntısının geçirilebileceğini düşünüyorlar. Ondan sonra eskiden çalışmalarda ağır makineler vesaire falan üretimi şey yapılırdı modern toplumlarda. Şimdi onlar ağırlıklı olarak iletişim teknolojilerine kaydı. Şeysi, üretimi ve yapım şeysi kullanması. Şeylerde de tabii buna bağlı olarak da çalışanlar da yapı değiştirdi. Eskiden örgütlü sınıflar vardı. Yani bir burjuva, işte ondan sonra çalışanlar. Çalışanlar da işte beyaz yakalı, mavi yakalı şeklinde falan şey yapıyordu. Şimdi onlardan da bu iş şey yaptı. Şimdi ağ topluluklarına dönüştü. Yani internet üzerinden ağ toplulukları. Ve bu toplulukların bir kısmı da cemaatleşti. Türkiye'deki örnekler gibi. Ve Türkiye'deki fabrikalarda şeyini kaybetti. Önceliğini kaybetti. AVM'lere dönüştü. AVM'lerin özelliği ne? Postmodern toplumda yeme içme ve eğlence sektörünü ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler. Ve bunlar şimdi gelelim şeye. Daha evvel sömürgecilik üzerinden bu işi sürdürmeye çalışan şey ondan sonra hegemon ya şeysi düşüncesi. Şimdi global ekonomi vasıtasıyla bütün her tarafı kontrol eder durumda ve dolayısıyla onlar vasıtasıyla da sistemi tamamen şeylerini almış durumdalar. Kontrolleri altına durmuşlar. Şimdi bu şeylerin sonucunda belli bir takım sonuçlar çıktı. Şimdi bir kere modern toplumda düzenlik önemliydi ve düzeni sağlamak üzere de bütün sistem ona göre de programlanmış ve şey yapılmıştı. Çünkü modern toplum 19. yüzyılda sosyolojik olarak şey yapmıştı. Bir insan vücudu gibi bir yapı olarak da düşünmüş ve ona göre de dizayn edilebileceği şey yapmıştı. Bu yapıdan şu anda modern toplumda gördüğümüz gibi bir sürü talepler ve şeyler ortaya çıkıyor. Ama bunları çözümlemek için de açıkçası çok böyle şey yok. Sadece problemler dökülüyor. Çözümleri konusu ileri erteleniyor. Yani kaos içinde yaşayan toplumlar ortaya çıktı. Ve kesinliğini kaybettiği modern toplumda yaşayan bir takım şeyler kesinlik aranırken şimdi her konuda bir müphemlik var. Ve bu konuların içinden siz nasıl çıkacaksınız? Bu önümüzdeki günlerde modern toplumun ve postmodern toplumun tekrar sorgulanması sonucunda ondan sonra yeniden bir yapıya dönüşeceğini şey yapıyorum. Ama bu biraz sıkıntılı ve acılı olacak. Yani şu anda etrafımızdaki birçok yer kan gölü halinde. Bu ülkeler ister Sovyet rejimi olsun, ister Yugoslavya olsun. Yani bu ülkeler birçoğu parçalandı. Eskiden 208 tane olan ulus devlet şeysi şu anda hesaplanan 1000 tane devlet çıkartacak. Şehir devletleri gibi devletler çıkartma hesabı yapılmakta.
Ve daha sonra da bunlar işte bir şey yapı altında kontrol edilir hale getirilmeye çalışıyor. Oldukça sıkıntılı bir şey yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Biz zaten bunu yaşıyoruz. Ve dolayısıyla postmodernizm insanları mutluluk vaadiyle bir takım şeyler getirmesine karşılık da istenen sonucu sağlayıp sağlamadığı da önümüzdeki günlerde görecek ve yeni dönüşümler nasıl olacak onu da göreceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, 25 dakikayı bile aştık, 27 dakikalık bir konuşmayla şimdiye kadar sunumların en uzununu yaptı Atilla dostum, teşekkür ederim. Her konudan bahsetti arkadaşlar, bilesiniz her konudan bahsetti. Şimdi ben söz verme sistematiğiyle ilgili nasıl söz veriyorum onu da kısaca izah edeyim de arkadaşlar anlasın diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar en önemli el kaldırmak mı? Hemen yani falan diyen ona hemen söz veriyorum. Bu bir. İkincisi grafik koyana ikincilik veriyorum. Üçüncüyü ise mikrofonu açıp gerçekten kendi görüntüsünü verene veriyorum. Dördüncüsü ise yani el yok, mikrofon kapalı ve de bu arada da gerçekten şey olan arkadaşlara da veriyorum. Bir beşinci olarak da ben açıyorum ya sen konuş, o muhtemeldir söyleyecek bir lafı var. O zaman ona veriyorum. Ateşan ilk gösteren, elini gösteren olduğu için hem biyolojik elini hem de grafik elini gösterdi. Onun için Ateşan'a veriyorum. Sonra Fuat Bey gözünüyor. Mikrofonunu açık tutan olarak da. Peki Ateşan buyurun. Teşekkür ederim Mustafa. Yani Atilla gerçekten güzel, uzun bir sunum yaptı ama Atilla'nın sevdiği konular bunlar. Birikimleri, felsefe falan onları bir araya getirmeye çalıştı herhalde. Ben de bir iki şey söyleyeyim. Biraz daha böyle kısa ve spesifik olarak. Bir kere modernizm ve postmodernizm yahut modernite nedir meselesine baktığımızda modernizm yahut modernitenin idealist bir yaklaşım olduğu ve nedenselliğe dayandığını, yani rasyonel bir yaklaşımla olaylara baktığını söyleyebiliriz. Bu 1890-1900'lerde başladı ve biliyorsunuz o günden 1920. Yüzyılın ortasına kadar çok ciddi gelişmeler oldu. Ama modernizmin amacı aslında gelişmelerin teknoloji olsun yahut diğer alanlar olsun bütün bunların hepsini yahut bu tür inovasyonları kütleler için yaptı. Yani bireysel değil de ortaya çıkan bir şey tamamen kütleleri etkilemeye başladı. Örneğin mesela yeni teknoloji alanında biliyorsunuz internet 20. yüzyılın ortalarına doğru makineler, dizel yanma motorları, türbin jeneratörleri, elektrik ve petrol alanında petrol yeni güç olmaya başladı. Otomobil vesaire ortaya çıktı. Modern ofisler oluşmaya başladı. Telefonuyla, teletekstiyle, faksiyle vesaire. Kimya endüstrisi tamamen sentetik polimerler vesaire, plastik gibi alanlara geldi. Ama başka alanlarda da mesela yeni medya dediğimiz, Atilla'nın da bahsettiği gibi işte AVM'lerin eğlence yeri olması, tüketim alanları olması vesaire. Reklamlar artık geniş kütlelere gidiyor. Öyle belli bir spesifik hedef kitleye değil de gazete gibi mesela. Gazeteler 1890'da başladı. Marconi wireless komünikasyonu, iletişimi sağladı. Arkasına bilim en muhteşem zamanı bilimini yani 20. yüzyılın ilk başları ve 19. yüzyılın sonlarına doğru. Ve orada da biliyorsunuz nedensellik yani sorgulama önemliydi. Pozitivizm. Burada genetik temelleri atıldı. Mendel falan 1890'larda. Freud'un psikoanalizi geldi. Uranyumu, radyumu bulduk 1890'lar yine. Rutherford'un işte üzüm keki modeli 1911 yılında atom modeli olarak belirlendi.
Daha sonra tabii Niels Bohr'la daha da değişti. Max Planck'ın kuantum teorisi, Einstein'ın göreliliği hep bu aralığa sıkıştı. Bütün bunların hepsi de topluma yaygın bir şekilde servis vermeye başladı. Sanatta da enteresan şeyler oldu. Mesela Picasso'nun bu Afrikalı yüzler yaptığı, aslında sifilisten korkuyor. Sifilis neydi? Sifilis hastalık. Sifilis. Ya söylesin tabii. Frengi korkusuyla bu tür böyle tuhaf resimler yapmaya falan başladı. Ama anti reprezentatif, yani gerçeğe karşılıklık anlamına bir sanatı icra etmeye başladı. Cézanne sonra, Atilla'nın da az önce söylediği gibi postmodernizmde bilgi akışkandır, bir belirsizlik vardır diye dedi. Gerçekten de o belirsizlik Heisenberg'in belirsizliği. Nitekim Cézanne bunu eserlerine yansıtmış ve ışığın görünen şeyi nasıl değiştirdiği, nasıl belirsiz olduğuyla Heisenberg'den etkilenip sanatını, resimlerini Cézanne bu konuda yapmaya başlamıştır. Postmodernizmi ise tamamen buna karşı, yani big narrative, büyük anlatılara karşı hep sorgulama içinde. Yani nedenselliği inkar eden, rasyonel düşünceyi arka plana iten bir yaklaşım. Bu da 1960'larda modernizmin tepe yapmasından sonra ortaya çıkan bir akım. Tabii burada Cezayir'den gelen birçok işte Fransız dediğimiz Fransız, Cezayir asıllı Fransızlar çoğu. Bunlar da postmodernizmi güzel bir şekilde şey yaptılar. Yani bazıları gayet güzel şeyler çıkardı ama birçoğu eklektik, içi boş türden şeyler. Kristeva, bu feminist akımda hala yaşıyor. Foucault, Michael Foucault, Deconstruction, söküm. Neydi arkadaşlar Türkçe? Söküm, evet. Yapı söküm. Yapı söküm işlerinde. O bilgiye bir arkeolojinin... Ateşa, yapı söküm şeyle, Foucault ile ilgili değil. Kiminle ilgili? Derrida. Tamam. Derrida'nın yapı sökümle işi var. Ama bilgiye çok önem veriyordu Coco ve bilgiyi elde etmek aynı bir arkeoloğun fırçayla ufak ufak şeyleri, fosilleri araması gibiydi. Arkasına Bozrilla'dan bahsetti Atilla. O da işte gerçeğin sorgulanması üzerine. Bozrilla. Bir de Lyotard. Lyotard tabii. Onu da Atilla topluluğun artık parçalandığı anlamında şeyler söyledik oldu. Şimdi işin özünde bütün bunları kısalayıp buradan bir nenatşel dedikleri bir ceviz kabuğunda bir şey söylemek gerekirse, postmodernizm, yani çağımızda yaşadığımız postmodernizm aslında bütün bu saydığım kütlelerin etkilendiği gibi şu anda etkileniyoruz. Kuantum fiziğiyle özellikle elektronun yönü belli değil, hatta geriye, zamanda geriye gidebilir bile dediği ve belirsizliklerden dolayı Amerikalılar bunu bir fırsat bilip yarını bilmiyorsunuz, yarın ne olacak bilmiyorsunuz. O yüzden hayatınızı yaşayın. Yani carpe diem, değil mi Atilla? Carpe evet. Diem, hayatınızı yaşayın diye bir şey çıkardı. Peki herkesin hoşuna gitti bu, hayatımızı yaşayalım ama nasıl yapacağız bunu? Para yok. Amerika hemen dedi ben size para veririm dedi. Ve kredi meseleleriyle, borçlanmayla, kartla ödemeyle böyle rezil bir hale geldik. Dolayısıyla işin nereye gideceği meselesi, hatta biraz değindi oraya bunu nasıl geçiştireceğiz diye. Zor dedi. Ona da katılıyorum tabii. Oldukça zor. Dolayısıyla böyle bir sürece girdik. Hiçbir şeyin işte bilgide gerçeklik yok. Post-true era. Antropozen çağına girdik. Bütün bunların hepsi postmodernizmin yani nedenselliğin arkaya itilip rasyoneliteyi bırakmanın sonuçları gibi görüldü. Böylece toparlamış olayım. Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Teşekkürler. Senin anlattıklarını anlat. Evet. Hayır sen bir sürü ilaveler yaptın. Ben onları anlatamadım çünkü süre kısa. Yetmez. Bak adam 10 dakikada anlattı Atilla.
Sen 27 dakika zaman vardı. Evet, evet. Ama benim anlattıklarımda üzerine koydu olmuş. Atilla, Atilla'nın da, Atilla her yerden anlıyor. Kolay değil onları. Fuat Bey, buyurun. Merhaba. Hem Atilla Bey hem de Ateşhan Bey, çok teşekkür ederiz gerçekten. Moderniteyi postmodern çok güzel bir kapsam içinde anlattılar. Ben postmodernin ilk kez postmodern sözcüğünü 90'larda tam hatırlamıyorum. O zamanlar duymuştum. Fakat anlıyorum ki daha o düşünce 60'larda başlamış, 70'te hatta. O zamandan sonraki eğer döneme aşağı yukarı 2000'ler, işte 1000 yılın sonuna kadar postmodern denir mi denmez mi? Fakat eğer deniyorsa postmoderni de belki ikiye ayırmak daha uygun olur diye düşünüyordum. Yani bir internetin ve böyle iletişimin çok yaygınlaşması ve daha öncesinde. Daha öncesi tabii gene iletişim var ama basın, radyo, televizyon kanalıyla oluyor. Böyle kişiden kişiye olmuyordu pek. Bir, bunu ayırt etmek istedim. İkincisi, postmodernizm nereye gidiyor? Şimdi zaten günümüzde bir uçurum olmakta. Daha doğrusu şöyle diyelim. Moderniteye girmiş, moderniteye ve postmoderniteki devletler, ülkeleri sayarsak işte batılı ülkeler diyebiliriz kabaca. Bunun yanında hani Afrika, Asya falan var da bir de üretim nereden nereye kaydı? Batılı ülkelerden ağırlıkla ve en azından Amerika'dan ağırlıkla Çin ve Asya'ya kayıyor. Bu üretim ve üretimde uçurum demek istemiyorum ama bu farklılık nereye götürecek Batı'yı? Daha hala kayacak mı üretim? Ve Batı içinde de veya Batı'ya özenen, olmaya çalışan Türkiye gibi ortadaki ülkelerde de sosyolojik olarak en azından bir uçurum oluşmakta. Yani fakirlerle zenginler ya da okumuşlarla koyun sürüsü olanlar diyelim arasında o uçurum zamanla bir isyan demeyeyim ama yani isyan diyebiliriz. Fiziki isyan olmasa da başka türlü yani oylama sonucunda isyana dönüşür mü? Ve o dönüşme nereye götürür? Yani postmodern toplumlar ne kadar, nüfusun ne kadarını tatmin edebiliyor yaşam? Tatminsizlik yaşayanlar ne kadar? O tatminsizlik yaşayanlar çoğalacak mı yoksa azalacak mı? Böyle bir soru var. Sanki çoğalacakmış gibi görünüyor ama değişebilir de. Böyle bir soruyla bırakayım şimdilik. Teşekkürler. Peki. De söz alabilir miyim? Efendim, Nurgül Platini. Önce evet. Bir tanıyalım efendim sizi. Evet, ben Bülent Platin'in eşiyim. Adım Nurgül Platin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben dinliyordum Atilla Bey'i ve Atasan Bey'leri, Fuat Bey'i de çok güzeldi hepsi bir bütün olarak. Siz daha teknik boyutta baktınız şeye, teknik bir bakış açısıyla. Ben de bu konuya ilgi duyuyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Teknik endüstrinin ötesinde modernite aslında geleneksel topluma da ailenin içinde herkes beraberdi. Kararlar ortak verilirdi. Kimsenin bireyselliği yoktu. Bunu getirdi. Hani bunun kötü bir şey değildi ama birey olun. İşte Wittgenstein, Heidegger bunlar Alman felsefeciler bunları getirdi. Birey olun, kendi kararlarını kendinin senin veriyor olman. Bu modern bir anlayış. Bu özgürlük. Bu kendi sorumluluğunu almak, hani ailenin içinde ben bir üreyim, babam tanınmış birisi ise ben onun lakabıyla biliniyorum. Hayır, herkes kendi başına bir bireydir'i getirdi. Sosyolojik yönden bireyselliğe gitti. Bunun yanında modernitenin getirdiği özellikle işte demokrasi, katılımcı sistemler, özgürlük, eşitlik getirdi. Ama bunların hiçbirinin olmadığını gördüğü zaman toplumlar bulanıma girdi. Postmodernite sosyolojik olarak böyle çıktı. Ne yapıyor postmodernite? Aslında sorgulama dönemi. Moderniteye ya da geleneklerimize geri dönelim mi? Onları kaybetmeden yine yaşantımızı sürdürebilir miyiz? Postmoderniteyi frenleyelim mi? Postmodernitenin ötesine mi geçelim diye birçok tartışmalar var şimdi.
Ama şunu getirdi postmodernite, modernite ve postmodernite, ülkeler kimliklerini kaybetmeye başladı. İşte bu tek dünya işinden ve burada en büyük şey, rol medya ve işte bu sanal ortamlar bunu bu hale getirdi. Hep bu anlayışlar pompalandı. Toplumlar kendine dönmesi, kendini kaybetmeden moderniteye ayak uydurabilir miyiz? Şimdi mesela Türkiye bunu düşünüyor, kısmen düşünüyor. Ve ne yapıyor burada? Özüne dönmeyi şey yaptı. Özüne dönme dediğimiz zaman birey olarak teknik açıdan bakarsak Kuhn, Thomas Kuhn aslında fizikçi, bir felsefeci, aynı zamanda bireyin kendini ortaya koyması, kendisinin bir şeyler yaratmasını çok önemsedi ve fiziğin ötesinde insan, zaten fiziği işte Einstein'lar, Newton'lar, bunlar da insandı. Biz hep doğayı inceledik ama insanı incelemedik dedi. Buradan böylece de insana odaklanıldı ve öbür taraftan insan özgür olmalı, sen kendin kararını ver, ne yapmak istiyorsun, hayatını sen çizeceksin. Doğru, bunlar hepsi öyle. Biz dünyaya geldik ama bugünümüze kendi kararlarımızla getirdik. Bunu önemse dedi, sen kendi sorumluluğunu al, kendini geliştir dedi. Buradan neyi söyleyeceğim? Ülkeler kendi özlerini bulmaya çalışırken, ben sağlıkçıyım, hemşireyim, şöyle bir şey hep geldi sağlık sektöründen bakarsak, bütün ülkeler, başta Batı, Kızılderililerin uygulamalarını alarak, native'lerin uygulamalarını alarak, yerel tedavi yöntemlerini ortaya çıkarttılar. Şimdi bu öyle yayıldı ki Uygur tıbbı, Çin tıbbı dolu dizgin gidiyor. Türk toplumunda da böyle. Herkes işte Norveçler, İskandinav ülkeleri, oraya göç eden şeyleri, native şeylerinin uygulamalarını aldı. Bir zamanlar Uygurların oralara göç etmesiyle. Türkiye ne yaptı? Türkiye Sağlık Bakanlığı, aslında Türkiye hiç bunu kaybetmemişti. Hep geleneksel uygulamaları vardı, işte hacamattı, şuydu buydu, masajlardı. Bunları yasallaştırdı, merdiven altı yapmaktan çıkarttı. Bunları kurslarla, şeylerle, belgelerle ve devlet hastanelerinde bu uygulamaları açtı. Çok güzel. Yani bunları hem yasal hem de kimin yaptığını, nasıl yapacağını hale getirdi. Bütün ülkelerde bu var. Bugün yogayı biz bilmezdik ama yoga herkes yapıyor, herkes biliyor. Meditasyonu, aslında namaz da bir meditasyon ama biz o anlamda yapmazdık. Bütün kültürel kaybedilenleri kazanmak gibi bir şeye girdi bütün ülkeler. Sosyolojik olarak ben diyorum. Hem bir grup kaybetmeyelim özümüzü diyor, bir grup da aldı başını gidiyor. Postmodernite ne yapalım? Durduralım mı bu gelişmeyi? Bunun ötesine mi geçelim? Kaybettiklerimizi kazanmaya mı çalışalım diye bir dolu soruların olduğu bir yer. Ama şöyle, bir sosyolojik olarak bu şeylere baktığımız zaman bir takım sosyologlar, psikiyatristler, yani sosyal bilimciler şöyle bir şeyi getirdi. Dedi ki, kuantum fiziği, ben bilmiyorum ama biraz öğrenmeye çalıştım. Kuantum fiziği dediler, özde iki ucun birleşmesi. İki ucun birleşmesinde teoloji ve şey vardı, yani fizik ve metafizik var. Şimdi toplumlar bu iki ucu birleştirip daha beraber yaşayabilir miyiz'e yöneliyor. Yani daha barış içinde, ortaklarda birleşerek, ötekileştirmeden bir yaşama gidilebilir mi diye düşünüyor. Ve Türkiye'de biraz yapıyor onu. Bu kadar. Sancı da olacak. Çok teşekkürler Nurgül Hanım. Evet.
Nurgül Hanım'a ben buradan bir soru sormak durumunda. Evet, buyurun. Sadece hemşireyim dediniz ama tahsilinizin ne olduğunu söylemediniz efendim. Onu da rica edebilir miyim? Ben hemşireyim, evet. Ama akademik kariyerde devam ettim. Profesörüm hemşirelikte. Efendim, Türkiye cümlesinde bunu söylediğiniz anda herkes sizi hastanede gördü. Ben anladım profesör olduğunuzu da. Ama herkes sizi hastanedeki hemşire bilir, biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii. Yani hemşireyim dediğiniz zaman hala daha genel görüş sanki şeye gittiği zaman hastaneye işte şeyin yardımcısı olan, doktorun yardımcısı olan profesör olduğunuzu ben konuşmanızdan anladım. Şimdi efendim konuşuyor. Holistik tıp diye bir şey var. Ayrıca vereceğim söz, arkadaşların ellerini gördüm. Holistik tıp diye bir şey var. Türkiye'de ilk holistik tıp konferansında Kadıköy Düşünce Platformu yaptı. Öyle mi? Ha, bilmiyordum. Biliyorum. Onu da bilmediğinizi biliyorum. Çünkü bu ülkede ne kadar siyaset konuşulursa o hemen yayılır. Yeryüzünün en hızlı siyasi yaygınlaşması Türkiye topraklarında olur. Başka dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ama ne kadar bilimsel olursa en son yayılır. Maalesef felaketin ta kendisi. Evet. Çok teşekkür ederim. Holistik tıpla ilgili bizim şeyimiz, toplantımızı maalesef kayda alamadık. Çünkü Kadıköy Belediye Başkanlığı holistik lafını inle o Hintlilerden gelen bilimsel olmayan yanı ağır basan, böyle metafizikle ilişkili olan tarafından sandı. Öyle dangalak bir Kadıköy şeyi vardı belediye. Böylece bizi doğru dürüst yer bile vermek istemediler. Ben bastırdığım için aldım. Orada yapılan bir toplantıydı ve 100'e yakın insan katılmıştı. Evet. Şu anda çok rağbette ve çok kişi, yani bakın, modern tıbbın çözemediği bir dolu sorun var. Modern tıp ilaçla, cerrahiyle o organı alıyor kısmen ya da tamamen. İlaçlı baskılıyor. İlacı kestiğiniz an bütün semptomlar geri dönüyor. Evet. Bir başka şey de hep bu modernitenin getirdiği, postmodernitenin metafizik olarak herkesin bir potansiyeli var. Bu potansiyelimizle biz kendimizi hasta ettik ya da ediyoruz. Bu potansiyelimizle iyileştirebiliriz de. Doğu tıbbı da buna, Uygur tıbbı da buna dayalı zaten. Çok teşekkür ederiz Nurgül Hanım. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar. Ama Kadıköy Düşünce Platformu'nun da holistik kavramını dünyada bile en iyi bilen yer olduğunu da ben burada tekrar ediyorum. Yani ben yani izlemek isterdim, haberim olsaydı. Bunu bırakın, genelde ilkin tabii şöyle söyleyeyim. Bakın, eğer yeni bir bilim doğacak ise o bilimin hangi yöntemle ilerlemesi gerektiğiyle ilişkili bir netlik kazanması lazım. Maalesef klasik bilimin oluşumu böyle şeye bırakılıyor, ne diyelim, sağduyuya. Sağduyu yavaş yavaş işte içerisine matematik ekliyor veyahut da atıyorum şimdi deney ekliyor veya gözlem ekliyor. O yavaş yavaş bilim oluyor. Geçti o borun pazarı, süreçte mideye olmuş. Evet. Efendim, baştan metodolojiyi ortaya koymanız lazım. Onun için holistik bilimde hala doğru dürüst metodoloji koyamadılar. Ve dünyada ilk kitabı, bu konuda kitabı yazan benim. Ve o metodoloji üzerine yazılmıştır ve holistik bilim konusunda da dünyada ilk kitap olduğunu kesinlikle biliyorum. Nerede bu kitap? Ben de okumak isterim, almak isterim. Bedava. Bildiren denilen arkadaşınız, onu tanıyorsunuz herhalde. O arkadaşınız bunu 30-40 yıl, 30 yıldır biliyor veya 20 yıldır biliyor. Çıktığından beri. Evet. Ben o zaman arayayım, bulayım o kitabı, bir edinmek efendim, isterim. İstanbul'dasınız besbelli. Caddebostan Kadıköy tarafında mı oturuyorsunuz? Hayır, ben Ankara'dayım. Öyle mi? Evet. Oradan da katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Konuya çok ilgi duyduğum için katıldım, kaçırmak istemedim. Evet. Ama İstanbul'a geldiğim zaman bakabilirim. Caddebostan'da evet. Adresinizi şeye yazın, ekran paylaşımı kısmına yazın. Size evinize gelecektir. Ben imzalıyorum. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun düşündüğünüz ve paylaşacağınız için. Peki ben yazayım şimdi o zaman adresimi buraya. Adresinizi yazın. Arkadaşlarımız notu alacak.
Tamam. İki tane sekreterya grubundan arkadaşımız var. Onlardan İstanbul'da ikisi de. Kadıköy Düşünce Platformu'nun merkezi oradadır. Fiziki merkezden bahsediyorum. Oradan o kitabı size postalayacaklardır. Tamam, peki. Ben geldiğim zaman da uğrayabilirim aslında Kadıköy, yani İstanbul'a geldiğim zaman. Görmesini istiyorum efendim. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü inanın şeyde de, tıp biliminde de hemşirelik bilimi tıbbın dalları içerisinde en çok şeye yatkın olan holistik yaklaşım. Evet, evet, evet. Batı'da hemşirelik oraya gidiyor zaten. Evet, teşekkür oraya ederim. Oraya gidiyor. Kanada ve Amerika başı çekiyor bu konuda. Çok sağ olasın. Arkadaşlar ilk kez bunu duyuyorlar. Onlar öyle da... mi? Tamam. Ama Türkiye'deki tıp da oraya gidiyor. Çok direnen onkologlar, onkolog hekimler hepsi tamam diyor. Tedavini paralelinde almayın, bu uygulamaları yapmayın ama ayrıca yapın diyorlar. Önceden evet. Direnen gruplar şimdi yani onun farkındalar, insanların böyle de bir şeye ihtiyaç duyabileceklerini, o morallerini düzeltebilecekleri ve dayanacak bir şey, güç, bir ek güç görmelerini hakikaten ihtiyaç duyduğunu hekimler de fark etti artık. Efendim çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız sizi her hafta davet etsinler. Onu da her hafta göndersinler. Bu konular şimdi holistik bilim olduğu için holistik bilimi bütün bilimlere birazcık yakınlık duymadan herhangi bir holistik bilimin alt parçasını da bahsedemiyorsun. Maalesef. Yok, evet. Var. Evet. 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 Teşekkür ederim. Ben yazıyorum şimdi adresimi buraya. Tamam. Bekliyoruz efendim gelecek haftada. Fuat Bey el kaldırmıştınız. Yok, kim kaldırdı? Tarık mı kaldırmıştı? Tarık. Tarık. Evet, Tarık. Buyur. Herkese tekrar merhaba. Atilla Bey'e de hakikaten teşekkürler. Çok ayrıntılı evet. Anlattı. Şimdi bana göre modernizm ve postmodernizmin aslında temelleri çok eskilere dayanıyor. Yani modernite günlük bilgiyi ve görüşü ifade ederken postmodernite bunun bir adım ötesine olan yönelişi anlatıyor. Ben biraz Ateşan'ın bıraktığı yerden sanki devam edecek gibiyim. Bu postmodernitenin ortaya çıkışında kökü çok eskilere dayanan gerçekliğin irdelenmesi olduğuna inanıyorum ben. Ve gerçekliğin kesin olmayışı üzerine başlangıçta Galileo tarafından dinsel bilgilerin irdelenmesi ve bunun bir kısmının yanlış olduğunu görülmesi. Sonra arkasından Laplace'ın determinizm kavramını ortaya atarak belirlenimciliğin mümkün olmadığını ileri sürmesi ve bunda haklı olması. Yine arkasından gelen teoriler kaos teorisi ile süreçlerin öngörülemez şekilde evrilmesinin açıklanması. Prigojine tarafından işte sistemlerde entropi artışıyla sonuçta ya iç enerji ya da dış enerjiyle yepyeni sistemlerin ortaya çıkabilir oluşu. Sırayla gidersek yine Gödel'in eksiklik teorisi ile genel geçerli kabul ettiğimiz matematikte bile, yani matematikte bile diyorum özellikle, çünkü genel geçerliliği en yüksek olan bilim dalı, matematikte bile aksiyomlar ile ortaya çıkarılan sonuçların uyumsuzluğu, bunlar tamamen kesin olarak gerçekliğe ulaşmamızın ne kadar zor olduğunu anlatmakta. Ve ortaya çıkan görüş ise, evet, bilginin kesinliği çok önemli, bilgi elde edilmesi çok önemli. Ama bir yandan da hayat geçmekte ve bilginin kesin olmasını beklemek yerine şimdiye kadarki bilinmezlerin ötesinde yeni varsayımlar üretilmesi ve bunlarla ilgili kurgular kurulması ve edimselliğinin araştırılması görüşü ortaya çıkıyor. Belki de postmodernitenin en büyük özelliği bu. Örneğin bunun örneğinde özellikle felsefe ve kültürde görüyoruz. Felsefede varoluş felsefesi tüm şimdiye kadarki özcü felsefeye bir karşı çıkış ve herkesin kendi özünü seçmesine dayanan bir felsefe dalı.
postmodernist olarak da sanatta örneğin Picasso'yu örnek verebiliriz. Bu konuyu çok iyi bilmediğim için ayrıntılara girmek istemiyorum. Benim postmodernite üzerine görüşüm bu şekilde. Peki arkadaşlar, teşekkür ederim. Tarık da postmodernite konusundaki düşüncesini aktardı. Ben şimdi açılmış olan mikrofon göremiyorum ama Cemal Bey'e söz vermek istiyorum. O çünkü genelde açmadan söz alıp konuşabiliyor bu konularda. Buyurun Cemal Bey. Teşekkür ederim. Atilla Bey'den güzel bir konuşma izledik. Postmodernizm ve modernizm konusunda hem sosyal, kültürel, güzel sanatlar ve bilimsel alanda fikirleri, düşünceleri de ifade etti. Ben de şunu da Atilla Bey'den sormak, dinlemek isterim. Postmodernizmin siyasal eğilimleri konusunda acaba ne diyebiliriz? Postmodernizm siyasal olarak tümleştirici bir yapısı vardı. Ve tümleştirici bir yapı olduğu için de mümkün mertebe ayrılıkları şey yapmaya, nasıl diyeyim, törpülemeye çalışan bir şeydi. Ve hegemonik bir düşünceye sahip oldu daha sonra. Ve bu düşünce en sıkıntılı şey modernite de aslında demokrasi ve şey adalet ve şey üzerine kurulmuş olmasına rağmen, eşitlik üzerine kurulmuş olmasına rağmen bu suistimal edilerek gerek komünist diktatörlükler gerekse faşist diktatörlükler şeklinde ortaya çıktı. Ve bunlar toplumları çok kötü bir şekilde hırpaladı. Şimdi postmodern düşüncede herkes kendisi düşüncesini temsil edilmesini isten duruma düştü. Ve bu parçalanmayı getirdi. Yani toplumsal parçalanma. Yani bizim toplumumuzda gördüğünüz gibi dinsel, ondan sonra etnik ayrılıklar falan hepsi ortaya çıktı. Ve herkes kendini ifade etmek için çırpınmaya başladı. Bu sadece bizde değil, diğer ülkelerde de. Ama bunlar ciddi sıkıntılara yol açan ülkelerden bir tanesi Yugoslavya örneği oldu. Sonra diğer ülkelerde de şey yapıyor. Ve bu kaos ortaya getirdi. Yani bugün şeyde Yugoslavya ülkelerinde ayrılan aşağı yukarı 6-7 tane ülke ortaya çıktı. Ve bunlar mutlu mudur? Yani kendileri ancak Avrupa Birliği sayesinde ayakta duruyorlar. Onun dışında şey değil. Biraz evvel de söylediğim gibi postmodern yapıda aşağı yukarı 1000 tane devlet ortaya çıkacağı hesaplanıyor. Yani şehir devletleri vesaire falan. Yani şimdi bizde de kaç tane devlet çıkartma hesabı yapıyorlar yani yabancılar. Neden? Çünkü bizdeki rahatsızlıkları görüp ondan sonra kendilerine göre bir şey çıkartır mıyız diye bakıyorlar. Dolayısıyla modern düşünce bütün o şeyleri görmeye, daha doğrusu belli bir ideolojiyi dayatmak üzerinden ondan sonra toplumu şey yapmaya çalışıyordu. Kontrol altına ve onları venüs etmeye çalışıyorlardı. Bu şey postmodern düşüncede bu sistem artık şey yapmıyor, kabul edilmiyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Size bilmiyorum yeterli oldu mu? Tabii. Yani belki de buna giderek marjinalleşme ve radikalleşme de evet, tanımlayabiliriz. Evet, aynen. Hazır Mustafa, telefondayken bir şey anons etmek istiyorum. Selin orada mı acaba bilmiyorum. Ama Tayyip erken gider diye hemen açıklıyorum. Galiba Mustafa gelecek hafta benim sunumum var. Evet. Sunumun adı Yaşamın Dördüncü Boyutunun Geometrisi. Vay be. İhmal etmeyin. Tamam, Selin, görsel falan hazırlamam lazım. Ben sana saldan sonra gönderirim. Orada mısın? Tamam Ateşen Bey. Evet arkadaşlar, Yavuz Bey'e söz veriyorum. Ateşen Bey gelecek hafta. Bak Nurgün Hanım, siz de katılacaksınız. Çünkü size de şey gelecek, bildirimler ve davet gelecek. Ben tamam, gönderiyordum zaten. Bülent'e geliyordu. Nurgün Hanım ki de artık böyle bir şekilde gelmiş olacak. Tamam, bana da ayrı gelmiş olacak. Nurgün Hanım, Bülent Bey'in nedir mesleği? Bülent Sakin,
Makine mühendisi. Sınıf arkadaşım ya, sınıf arkadaşım. Holistik çıkmaz, onu söyleyeyim. Vallahi doğru söylüyorum. Hala onlar Newtonyan dönemdeler. Boş verin. Evet, evet, öyle. Çıkar da biraz uğraşmak lazım. Çıkmaz yani. Arkadaş. Makine çıkmaz. Sıra bakma. Evet, Yavuz Bey, buyurun. Bülent Platin sınıf arkadaşımız. Süper bir tiptir ama belki Newtoncu olabilir. Neyse. Arkadaşlar, Newtonyan dönemden sonra Einsteinyan döneme geçtik. O bile yeterli değil holizm için, aklınızda olsun diye söylüyorum. Başladı bile. Kuantum fizik bile holizm değil. Bak, o bile yeterli değil, söylüyorum. O bile yeterli değil, onun üstüne koymanız lazım. Tamam. Tabii galaksilerin arasındaki etkileşim de Einstein'ı bozuyormuş. Dinleyemiyoruz ki, öyle konulara niye giremiyoruz? Hepiniz hala belli yerlerde geziniyorsunuz. Kusura bakmayın. O konulara giremiyorum hiç. Evet, Yavuz Bey, buyurun. Hocam, teşekkür ederim, bana söz verdiniz. Ben böyle üstadların arasında ancak çömez olabilirim. Ben seferinde aynı şeyi söylüyorsun ya. Bak, ben seni şurada pek çoğundan çok daha önde bir şey sahip olduğuna inanıyorum. Haberin olabilir, onu söyleyeyim. Hocam, benim bütün yaptığım Ateşan kardeşimin dediği gibi oradan buradan tırtıklıyorum, kopya çekiyorum, bir araya koyup yazıyorum. Hepsi o kadar. Entegre ediyorsunuz, bakın Yavuz Bey. Entegre ediyorsunuz ama ona omurga koyamıyorsunuz. Omurga koyursanız zaten otomatikman içine kayış yapacaksınız. Evet, omurga koyamamak güzel bir terim bu. Demek ki bir eksiğim var. Beceremediğim bir şeyler var. Belki bu kurslara daha devam etmem gerekiyor. Biraz daha çalışmam gerekiyor. Ben toplantıya birkaç dakika geç girdim ancak bildiğim kadarıyla şunları eklemek istiyorum. Bilgi eksikliğinin ve anlamlandırmanın tavan yaptığı, anlamlandıramamanın tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle bir topluluk yaratılmaya çalışılıyor. İmam hatipler buna örnektir. Siyaset yapmak istemiyorum ama 100.000 caminin olması buna bir örnektir. Hem diyoruz ki kitlelere hitap edelim. Hem de diyoruz ki bireyi yetiştirmeyelim, imam hatiplere sokalım. Bu iki tezatı bir araya nasıl getireceğiz bilmiyorum. Yalnız demin Nurgün Hanım'ın söylediklerinden iki ucun birleştirilmesi kelimesine takıldım. Güzeldi. Fizikle metafiziğin bir araya gelmesi ve bunun tabii özde yapılabilmesi çok önemli. Yoksa lafla birleşecek tarafı yok. Ama burada bütün yatan ve bizim şu andaki toplumda eksik olan galiba özgüven eksikliği diye söylemek istiyorum. Başkaca aklıma pek bir şey gelmiyor üstadım. İşte böyle kısaca bir şeyler saçmaladım. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için tekrar. Ben teşekkür ederim. Son derece uygun ve de bana sorarsanız üzerinde konuşulması gereken bir boyut kazandırdınız. O boyutu konuşmaya başlarsak en az bir saat gidecek. Çok az zamanımız kaldığı için gelecek hafta zaten bu konulara devam edecek. O zaman burada... Buyurun Nurgül. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi bu uçların birleşmesi siyasette nasıl bir şey oluyor? Ben bu uçların birleşmesini Altılı Masal'da da gördüm. Bakın, birbirine benzemez altı parti ya da altı görüş ya da bazıları birbirine benziyor. Bir araya geldi. Evet. Yani ben... Türkiye bunu becerebilirse dünyada bir ilk olacak. Postmodern anlayışta bir böyle uçların birleşmesi bir ilk olacak. Ben çok umutluyum. Yani keşke kazanılabilse bu seçim. Güzel bir döneme girecek bence ülke. Evet. Sosyal olarak. Bu çok güzel bir temenni ama ben oradaki boyutları, siyasi boyutları evrensel olarak incelediğimde kesinlikle 6 tane boyut yok. Orada 3 tane boyut var sadece. Olabilir, evet. Belki ileride bunlar da aralarında birleşmeyi düşünecekler. Tanıdıkça birbirlerini, özlerini ortaya koydukça. Peki. Evet. Teşekkür ederim söz için de. Buyurun. Efendim, şu anda görünürde hiç açmayacağım ama... Talibe muhakkak söz veriyorum ben. Çünkü o zaten otomatikman tarihsel olarak Kadıköy Düşünce Platformu'nun en eskilerinden. Onun için bir konuşmayı her zaman hak eder. Buyurun Talip Bey. Aydın. En eskisi ama hiç fikri olmayan bir kişi.
sadece dolgu malzemesi, onu söyleyeyim. Ama geçenlerde de bir şey söylemiştim. Var ama öyle der. Sakın evet. Geçenlerde de bir şey söyledim. Toplum artık sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada vandalizme doğru gidiyor. Neden vandalizme doğru gidiyor? Onu söylemek istiyorum. Atilla dostum çok güzel anlattı. Biz artık üretken değil, tüketimci, bir şey yapmadan bir şey elde etme sevdasında bütün insanlar. Yani bu sadece bizim derdimiz değil, bütün dünyanın derdi. Fakat bu arada da üretimin olması şart. Fakat insanları idare etmek isteyen grup boş durmuyor. Bu ne yapıyor? Bir, üretimi az gelişmiş ve çalışma ihtiyacı olan ülkelere doğru kaydırıyor. Yani doğuya kaydırıyor. İkincisi de yapay zeka denilen ilerideki bizim baş belamız bir sistemi oluşturmaya çalışıyor. Ve biz önümüzdeki 30 sene içerisinde insan karaktersiz bir insan yığınıyla karşı karşıya kalacağız. Yani aynen bu tas içerisindeki pirinç tanelerine benzeyecek. Ve bizi öyle görecekler. Ve bu gidişi biz kendimiz hızlandırıyoruz. Maalesef kendimiz ayağımıza kurşun sıkıyoruz, haberimiz yok. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bugün bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten Nurgün hocamızın katılması beni çok mutlu etti. Fikirleri de benim çok hoşuma gitti. Ayrıca Fuat hocam, ondan sonra Ateşan arkadaşımızın, ondan sonra Tarık arkadaşımızın katkıları gerçekten yoğun oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Çetin Bey konuşmadı. Çetin Bey'e de söz vermek istiyorum. Buyurun Çetin Bey. Çetin Bey, mikrofonunuzu açmanız lazım. Açtım. Geliyor mu ses? Geliyor, çok geliyor. Güzel. Vallahi fevkalade arkadaşların her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok ufuk açıcı. Fakat hakikaten sonuçta ben şeyi görüyorum. Mesela ilmin ve fiziğin gidişinde mesela partikül fiziğindeki durum hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü orada ifade edeyim, bir kere 19 tane parametre var. O parametrelerin hesabı falan yok, olduğu gibi üstüne ilave edilerek böyle olması icap ettiği gibi böylece fizikten uzak bir yaklaşım partikül fiziğinde var. Bu hiç hoşuma gitmiyor. İkincisi, Talip Bey'in dediği gibi arkadaşımın ilim meselesinde ilmin ilerleyişi ve bir nevi şey yapışı, söyleyin adını, özgür değil de nasıl diyeceğim onu? Dogmatik diyorum. Efendim? Dogmatik bir sözcük mü koymak istiyorsunuz? Evet. Bir sözcük, yani çok böyle hazırlop şey olmayan, yani çok emek göstermeyen, ondan sonra ve aynı zamanda bu tip güzel çalışmaları da çok küçük gören, çok az gören acayip bir yaklaşım var. O da hiç hoşuma gitmiyor. Onun için inşallah, bilmiyorum. Son kitaplara da bakıyoruz. Bu Japon düşünürlerin falan. Hiç açık değil benim için. İnşallah düzelir. Yani, veya ben öyle düşünüyorum. Anlamadığım için bana öyle geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çetin Bey'in anlatmak veyahut da anlamakta zorluk çektiği durumla ilişkili kısaca bir açıklama yapayım efendim. Bakın, bunu çok ender yaparım. Çünkü gerçekten yaptığım açıklamaların boşa gittiğini gördüğüm için ben de vazgeçiyorum açıklama yapmaktan çoğu zaman. Ama şu açıklamayı yapayım burada. Gerekli hissettim. Bilimin geldiği noktada şu anda biliyorsunuz, bilim ilk ortaya çıktığında tamamen insanların veyahut da çevrenin
sağduyusu veya ortak duyusundan ortaya çıktı. Daha sonra yavaş yavaş bu ortak duyunun içerisine matematik katılmaya başladı. Matematik bilimsel temelli olmaya başladı ki ardından bir de deney katılmıştı ki buna. Bu orta çağ sonrasındaki çıkışın da nedeni oldu. Onun yeterliliğinin olmadığı görününce matematik ilerledi ve çok önemli çözümler ortaya attı ki bu astronomiyi ortaya çıkardı, şeyden tamamen kopardı, astrolojiden tamamen kopardı ve de belli bir yere oturttu. Ama bu geometri veyahut da matematik bilgisiyle yürüyordu. Sonra içerisine fizik bilgisi ki bunlar işte, evrendeki astrofiziğe olur. Ne yaptık bunu? Spektrometrelerle anlamaya başladık ki başka bir aşamaya getirdik. Ve onun ardından evrenin bütünüyle ilgili, kozmolojiyle ilgili gelişmeler sonucunda evrenle ilgili pek çok görüşü netleştirdik ki bu şeyle ilgili, evrenimizin bütünüyle ilgili, büyük evrenle ilgili bize olağan dışı, olağanüstü bilgiler verdi. Ama burada tıkanma başladı çünkü onun ötesine geçmek zorlaşmaya başladı. Bu nedir? Kuantum fiziği işin içerisine girince relativistik fiziği birleştiremez oldu. Ve bunu da matematiksel pek çok böyle boyut kataraktan bilmem ne kataraktan 11-12 boyutlu M teorisiyle bilmem ne çözmeye çalıştı. Bu aptallığın ta kendisidir arkadaşlar. Bakın söyleyeyim. Bu aptallığın daniskasıdır. Çünkü öyle yeryüzünde böyle 13 tane boyut olacak da gizlenmiş olacak da oradan bilmem. Bu palavranın ta kendisidir ama insanlık yapıyor bunu şu anda hala. Maalesef böyle bir noktaya kadar getirdi. Gerçek anlamda fizik biliminden hareketle bunların çözülebileceği çok önemli aşamalar var. Bunlar görmemezlikten gelindi. Çünkü makro düzeyde bakışla diyelim ki işte evrenin gözlenmesiyle elde edilen bilgilere bir şekilde böyle mikro düzeydeki açıklamalar katılaraktan bu işin yapılabileceği sanıldı. Ama bir türlü olmuyor. Onun için tıkanma noktasına geldi şu anda. Ki tıkandı da. Ama şimdi işte pek çok teleskop ortaya atılıp evrenle ilgili boyutta önemli gelişmeler sağlanmaya çalışıyor ama teorik omurga izah edebilecek, yani her şeyin teorisini ortaya koyabilecek hiçbir gelişmeye imza atamayacaklar. Bunu adım gibi biliyorum. Adım gibi biliyorum. Yani. Onun için bir de şu var. Şimdi ben Harvard'da veyahut da MIT'de konuşmuş olsaydım çok önemli ses getirdim. Türkiye'de burada konuşunca hiç kimsenin haberi olmayacak. Onu garanti ediyorum. O bakımdan Çetin Bey, bakın kendisi pek çok profesörün şeyidir, hocası sayılır. Böyle bir insanın, gerçekçi bir insanın hayatı deneyler içerisinde, ki bu deneylerin büyük bir çoğunluğu başarılı deneyler ve de nükleerle ilgili deneylerdir. Atom fiziğiyle ilgili deneylerdir. Hatta parçacık fiziğiyle ilgili deneylerdir. Bu konulardaki bir kişinin bu denli bir hayıflanma içerisinde olmasının bir nedeni var herhalde, değil mi? O açıdan baktığımız zaman bunu bu şekilde düşünüp gelecek hafta konuşmalarımıza dahil edebilecek şekilde kendimizi hazır tutalım. Bir, ikincisi biraz sonra kapanış yapacağız. Kapanış sonrasında serbest kısımda tekrar kayıtsız olarak konuşmalara devam edeceğiz. Ben şimdi rica edeyim Selin kapanışı yapsın, sonra serbest kısımda konuşmaya devam edelim. Bu haftaki toplantımızın sonuna geldik. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar.